Beşinci vlog hoş geldiniz canlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Aras'ın çarşafını da aldım. Nevresimleri ve çarşaflara bakire atacağım. Bugün birazcık çamaşır günüm var. Bugün birazcık yağmur, hava yağıyorken bu havada evde ev işlerimizi biraz yapalım. Şuraya giren taşları çıkaramadım. Şunları süpürgeyle çekmem lazım. Ben lavabomu yıkadıkça sık sık bu penceremin kenarlarını şeyini falan da siliyorum ki çok toz birikmesin. Pencere önleri genelde öyle oluyor. Biz oğluşumla baş başa kahvaltı yaptık. Hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Şu güneşliğimi birazcık açayım. İçerisi bir güneş dolsun. Güneş mi dolsun? Ne güneşini boş ya. Ne güneşi. Müthiş bir yağmur geliyor. Bereketiyle yağsın. Evet. Cumartesi günü. Kahvaltı masamı toplayacağım. Gerçi bunları küçük kaplara geçireceğim. Şu kapların hepsini elimde artık yıkayacağım. Makinemi çalıştırdım. Bulaşık makinemi. Şu anda yıkamada. Evet. Sonra banyo havlumu kaldı. Banyo halımı kaldı. Silkeleyip buraları da bir şey yapacağım. Sileceğim. Benim banyomda giderim olmadığı için yıkama işlemi yapamıyorum. Su olduğu gibi içeride kalır. O yüzden sadece silip süpürebiliyorum. Ay, telefonu da çarptım. Tamam, nevresimleri bu kadar. Yumuşatacağım, azalmış. Şu koku hoşuma gidiyor. Bunun aslında kırmızısını ABC Bingo kırmızı. Çok güzel kokuyor. Gerçekten parfüm serisi İstanbul yazıyor galiba ama çok güzel kokuyor da bulamadım, bunu aldım. Şu sıkmayı bine düşüreyim çünkü çarşafları çok karıştırıyor. Uf, diş macunu bilmem neler. Bakın benim diş macunun kapağını kapatmamışlar. Benim beyler var ya. Evdeyiz yani, bugün bir yere gidemedik. Aa, tişörtümle şeyimin uyumuna ne diyorsunuz? Antalya'dayken almıştım kılıfı, telefon kılıfını değiştirdim. Ekranını falan da kırılmaz camını değiştirmiştik çünkü çatlamıştı. Şimdi benim şurası biraz dağılmış çünkü tuvalet kağıtlarını benim beyler almaya kalkıştıkları zaman öyle her yeri mahvediyorlar. Ben normalde sürekli burayı düzenliyorum. Burayı bir elden geçiririz. Açmışken olay bir ürün, deneyin, saç maskesi. Geçen vlogda bastıra bastıra üzerine anlattım ama o vlogu kaçıranlar kesinlikle bir bulun derim. Çok iyi bir saç maskesi. Gene düşüyordunuz. Evet, şimdi banyo temizliğini yapacağım. Ama önce şu ellerimi bir yıkayayım, kahvaltılıklarımı toplayayım. Şu domates sosla şu lavabomu bir yıkayayım.
İçerisi çok karanlık ya. Size bir ışık açayım. Şimdi ay ocağı silmedim daha. Of. Şu köfteleri yalnız buna açıldılar da bunları birbirine yapışmadan bir tabağa dizeyim. Makinamı çalıştırmıştım. Kahvaltıdan kalanlarımı da elimde yıkadım. Çatalmış, bardakmış. Şu kahvaltılıklarımı da güzelce köpükle yıkadı. Köpüklerimi yıkadım. Bunlar kurusunlar. Kaldıracağım. Tavam da suyunu döksün. Şimdi dışarıda yağmur çoğaldı. Bugün bütün gün yağacak belli oldu zaten. Bunlar difriz hazırlığımda yaptığım köfteler, son kalanlar. Biraz galetası fazla olmuştu. O yüzden yağı eksik olmuştu. Çok yağlı bir kıymadan yapmadım. Ondan dolayı bol yağda kızartacağım bunları. Örük gibi yani. Şurada taze fasulyem burada çözülmüş. Ben şimdi ocağımı, acaba diyorum ocağımı silsem de mi yemeklere koyulsam? Yemekleri yapacağım çünkü saat 12. Ve siz söyleyin adını. Şunu da hemen yıkarım. Yemeklerimi yapayım, ondan sonra ocağımı güzelce bir derinlemesine temizlesem. Sandalyelerimin üstünü süpürdüm. Masamı sildim. Peçetem eksiğini doldurdum. Yağmur yağıyor. Arkadan açar mı onu bilmiyorum artık. Çalışıyorlar. Şimdi çöpleri topladım. Aras'ın eline verdim. Aras kuzu çöpleri götürdü. Kovalarımın hepsini poşetledim. Güzelce kovalarımı yıkadım. Ondan sonra bunları çıkardım. Altlarını sildim. Orada turşum vardı. Kendimi turduğum. Geçen sene salatalık turşusu. Tadı güzeldi ama sadece tuzu çok fazlaydı kızlar. Ne kadar yıkasam da o tuzu gideremedim. Ondan dolayı bakın şurada üstü de birazcık köpük köpük olmuştu ama köpük köpük olması normal. Hani yıkanınca geçiyor. Turşularda oluyor bazen böyle. Ondan dolayı onu dökeceğim. Kutuyu da yıkayıp kayınvalideme geri vereceğim. O kayınvalidemin kutusuydu. Aras kuzu çöpleri götürürken buraya damlatmış. Ben de burayı sildim. Yapma girme içeri. Yapma girme içeri. Ama şu şeyleri çay döküntüleri oluyor ya. Bak. Bu yaramaza bak nasıl tırmanıyor beni sevdiğe. Bak. Ay, size aşağıda mama verdim. Çek kuyruğunu. Bak. Beni sevdiğe böyle tırmanıyor. Bu aşk böceği bak. Müezzenin kardeşi bu. Bak. Ney? Karnın aç değil biliyorum. Aşağıda mama var. Bu şeyleri dilebeyle süpüremedim. Onları sonra faraşla alacağım. Suları görüyor musunuz? Damlata götürmüş. Neyse. Elbette ki terasa büyük su açtığım zaman buraları güzelce bir yıkayacağım. Ondan dolayı acelem yok. Ah Müezze. Sen de mi geldin? Bak. Ne aşkım? Siz yemediniz mi? Aşağıda mama verdim size ben. Bak içeri girmek istiyor. Bunlar nasıl bir kedi biliyor musunuz? Kış geldiği zaman hava biraz soğudu mu kapı açılır açılmaz bunlar içeriye dalıyorlar. Sıcak istiyorlar. Tabii içeride ev atmosferi, yemek kokusu. Yağmur bayağı çoğaldı. Şey yapıyorum ben. Ben şimdi... Girmiyorsunuz içeri. Evet dediğim gibi yemeğimi yaptıktan sonra da ocağımı sileyim. Bir yandan da çamaşır makinem çalışıyor. Bulaşık makinem çalışıyor. Onları da sıkınca makine asacağım. Ama nereye asacağım? Arasın odasına asacağım tabii ki. Artık terasta çamaşır asma dönemimiz bitmiş. Hayır ben bu suyu niye bu kadar fazla açtım ki? Anlamadım. Şu kenarlarında kızarmış ekmek yapışmış. Onları biraz ıslatıyorum. Sonra bunu da bir köpükler kaldırırım. Ocağımı da dediğim gibi yaparım. Şimdi fasulyemi şunu da pişireceğim. Tamam mı? Ondan sonracığıma şu tavada kızartmamı yapacağım. Köfte kızartmasını. Makarnamı da şu tencerede demleyeceğim. Bunlar bana lazım olan malzemeler. Fasulyem için bir baş soğan ve salçalı yapacağım sulu. Salçayı, soğanı kavuracağım. Ondan sonra fasulyelerimi ilave edip suyunu vereceğim. Baharat isteğinize göre ben karabiber, pul biber ekliyorum. Güzel oluyor. Birazcık kurusun. Yağını koyup soğanını hemen rendeleyeceğim. Küçük doğrayacağım daha doğrusu. Burada da makarna suyu koyalım. Mutfaktaki şu işimizi en azından tamamen bitirelim ki buradan çıkalım. Acelemiz yok. Bir yere yetişmeye çalışmıyorum. Kimse gelmeyecek. O yüzden yavaş yavaş evimde yağmurun keyfini çıkara temizlik yapıyorum. Yağda soğanı güzelce kavurdum.
salçamı kavurdum. Fasulyelerimi ilave ettim. Bunları zaten şey yapmıştım, difrize koymuştum. Temizlemiş, doğramış. Atmıştım taze fasulye. Bir tane de bulyon attım, tavuk bulyon. Suyunu vereceğim. Birazcık kavrulsun. Böyle o içindeki buzlu şeyi çözülsün. Kavrula kavrula. Ondan sonra suyunu vereceğim. Fasulye yemeğimi. Karabiber, pul biber, birazcık tuz. Ağzını kapatacağım. O hazır. Burada makarna suyu kaynamasını bekliyorum. Burgu makarna yapacağım sanırım. Aşama aşama göstereceğim zaten. Gerçi göstereceğim bir şey yok. Makarnayı sade yapacağım. Yağda çevireceğim sadece. Fasulye en önemlisiydi. Onu da gösterdim. Bunu birazcık sulu yapacağım için suyunu vereceğim. Normalde tuz da yapabilirsiniz. Oo, çok ses var ya. Çok ses var. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur ama bu hafta böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Böyle yani suyunu vereyim. iPhone 20 çıkar mı bilmiyorum. Gitgide çünkü sürekli dediğin gibi seri atlıyor. Çocuk şimdi şu kutuyla şey gördü. Herhalde uçağın önceki telefonu. Bir türlü bu elimdeki telefonu bırakıp şu Yusuf'un eski, aslında benim ilk telefonuma dönüp de çekimlerime başlayamadım. Ama inşallah galiba üçüncü videoyu burada. Ha? Bu benim ilk telefonum. İlk telefon derken Arnavutluk'tan gelince ilk ben kullandım. Sonra babana verdim. Ben 11 aldım falan filan, bir sürü karıştı. Ha, o babanın. Yusuf'un kulaklığını kaybetmiştik, onu buldum. Ha, nerede biliyor musunuz? O babamın. Yani. Bu aslında babanın, evet. Baban demişken galiba baban geldi. 12 dedin ya, ben yeni falan. Kapımız açıldı galiba Aras. Yoksa kediler gene anahtarla mı oynuyor, bu yaramaz kediler? He? Yoksa bana mı öyle geldi? Bana öyle geldi. Uf, bu yapraklar neydi bu yapraklar? Çayım da orada kaldı, bitiremedim. Şimdi ben Yusuf'un kulaklığı bayağıdır kayıptı. Bulamıyorduk. Nerede çıktı biliyor musunuz? Çekmecesinde. Burada. Çorapların olduğu çekmecede. Ben şimdi şunları bir çıkarayım. Şöyle bir dökeyim. Yusuf'un dolap düzenini yapıyorum. Karışmış gene. Gene karışmış. Gene karışmış. Gene karışmış. Şimdi. Şimdi bunlar katlanacak. Yerleştirilecek. Oy. Çamaşırımın ilk makinesi çıktı. Nevresimler, çarşaflar, bunları sereceğim ama galiba şu kapı üstlerine falan sereceğim. Çünkü çamaşırlığı ikinci tur makinayı asmak için bekleteceğim. Aras'ın temiz nevresimini ve çarşafını getirdim. Bunları sereceğim. Yatağı şu anda boşta. Ev işi bitmiyordu. Bu işler bitmiyordu. Şu kırıntıları falan en hızlısından süpürmem lazım. Fasulyem oldu. Makarnam da oldu. Taze fasulyem. Çok güzel pişti. Zeytinyağlı makarna. Köftelere yağ koydum tavada ama daha kızartmıyorum. Yusuf'un gelmesine yakın kızartacağım. Bunlar suyunu sırkıtmıştır. Yani kurumuştur. Onları yerlerine yerleştireceğim. Şunları bir yerleştirelim. Şey yapalım, katlayalım. Of, kışlık çantamı değiştirdim. Geçen Feride bana senin çanta zevkin yok dedikten sonra ben ne yaptım? Bütün çanta zevkimi konuşturuyorum artık. Bu hafta değiştirip değiştirip kullanıyorum çantalarımı. Yalnız çantamın üzerindeki tozu hiç görmeyin. Hiç görmeyin. Aras tabii çok sıkılıyor. Artık yağmur yağdığı için mahalleye bir çıkamıyor. Dışarıya da çıkamıyor. Biraz bal terasa çıktı. Kedicikleriyle uğraştı. Bu da zevkli Ferideciğimin, çanta zevki olan Ferideciğimin hediyesi. Bu çanta bana. Ne yaptım? İçine cüzdanımı bu hafta almıştım ya Antalya'dan. Kartlarımı, paralarımı, gereken her şeyi buna geçirdim. Ondan sonra cüzdanları, nüfus cüzdanlarımızı falan. Aras'ın cüzdanı bende zaten. Yusuf'un de kendinde. Yani cüzdanda taşınacak acil şeyleri oraya koydum. Burada vücut spreyim var. Pur Blanca'nın. Motorumun anahtarı var. Rujum var. Sakızım var. Başka da bir şeyim yok. Heh. Böyle. Çantamızı gezmeye hazır hale getirdik. Burada dursun. Bir süre onu kullanacağım. Sıkılana kadar, sonra şuna dönebilirim. Sonra görümcemin arkada bana kışlık hediye ettiği çantalar var.
onları kullanacağım falan filan. Şu Yusuf Bey'in iş lazım. Vergi olarak faturaları topluyoruz. Vergiden harcama olarak düşürüyor ya. Bunları katlayalım. Yalnız salonla mutfağın ışını ben kapatayım. Boşuna açık kalmasın. Bütün spotlar açık. Yağmur yağmaya devam ediyor. Bir ara bayağı hızlandı. Ben şimdi bu gardırop işini yaptıktan sonra, Yusuf'un katlama işini yaptıktan sonra Yusuf'u bir arayayım. Yemeğe gelecek mi? Gelmeyecekse biz kendi köftelerimizi kısaltıp karnımızı doyuralım. Saat 1'i bayağı geçiyor. Annem bayağı çok acıktı. Sen bayağı çok acıktın. Ne kızartacaksın anne? Köfte, makarna, taze fasulye yemeği var. Kırlentlerim buraya alayım. Yastık yüzlerimle kırlentlerim. Oy. Şunun arasını kulak çöpüyle temizlemem lazım süpürüp. Bunlar sadece yazın kullandıkları. Daha kışlıkları çıkacak. Şu pantolon kirlenmiş. İşte böyle yapıyor. Kirliyi de temizi de tutuyor. Gardırobunu atıyor. Ceplerini kontrol etmem lazım. Elimi atar atmaz bak çakmak çıktı bile. Koyuları bir atayım. Makine yıkamaya başlasın. Daha banyo temizliğine geçmedim. Of. Üstü aradım. Müşterisi varmış. Aras da acıktım dedi. Ben de artık yemekler sıcakken servis yapayım dedim. Aras da bize tabak hazırlıyorum. Köfteleri de kızarttım bu arada. Aras taze fasulye yiyecek misin? Tamam. Köfteden bir yağ çıktı. İnanamazsınız. Gerçekten feci yağlıymış. Ben de yağsız zannediyordum. Daha bir de yağda kızarttım bunu. Masayı yeni temizledim. Yeni sildim. Gene yemek. Bu yemek dertleri gerçekten ne olacak bilmiyorum. Aras. Hadi oğlum. Aras ekmeğin arasında köfte yer genelde. Kendime 1,5 koydum köfte. Aras'a 2 tane koydum. Makarna, fasulye. İçecek soğuk bir şeyim yok ama ben hardal seviyorum. Aras mayonez ketçap yer. Makarnayla, köfteyle. Bir de ekmek koyacağım. Yani tabağımızın son hali böyle oldu. Bize afiyet olsun. Yusuf gelince de onun tabağını hazırlarım. Onun köftesini de ayırdım. Hadi oğlum. Kayınvalideciğime de küçük bir tabak hazırladım. Ya emin değilim yer mi yemez mi? Çünkü diyorum ya hep yemiyor. Kendi pişirdiğin dışında yemek yemiyor. Bir bakayım ne yaptı, ne etti. Sabah gitti, yatıyordu çünkü. Şimdi tekrar bir bakacağım. Her yer yaprak. Artık yağmurlar başladı, çamurlar terasa kadar tırmanır. Yani alışkınız artık bu duruma. Bunlar da zaten iyice hava soğudu mu benim koltukların alt tepesinden inmezler değil mi? Siz çatılarsınız.